Merhabalar, ben Kötü İstrofte ve Kasay Sun'un 27. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde ne yapacağız? İlk olarak bölüm arası yaptıklarım, sadece yeni bir dünya oluşturdum. Onu gezdim. Bu arada konfigler hatalıymış, o yüzden sürekli o biyom gözüküyormuş. Ben size burayı göstereyim. Burası bayağı böyle geniş. Çoğu Extreme Hills'ten oluşan bir dünya. Evet. Ve şimdi bir makine. Ayrıca şurada barrel sayısını biraz arttırdım. Sen gel. Ardından bir tane dizel jeneratör alayım ben. Teşekkürler. Sonrasında da şu ve şu. Burada biraz böyle yapıyorum çünkü bu arkadaşın suya ihtiyacı var çalışması için ve hayır, sen oraya gelmiyorsun. Örümcek. Tamamdır. Örümcek problemimizi hallettiğimize göre devam edebiliriz. Sonrasında da şu çıkışı şuraya ben bir ayarlayayım. Ve bana bir hopper daha gerekecek. Hopper için sana girmemiz lazım. Ardından bir adet chest. Chestlerimizi bayağı yemişiz. Ama zaten chestler harcamak içindir. Neticede değil mi? Bu arada miscraft sayfalarımızı henüz düzene sokmadım. Düzene soktuğumda miscraft'ta istediğim dünyayı elde etmek için uğraşmaya başlayacağım. Bir tane daha chest alayım. Şimdi bu ore washing... Oy. Burası problemli. O zaman ne yapabiliriz? Aklıma bir çözüm geldi. Tamamdır. Sonrasında siz gelin. Sonrasında sen gel. Sen gel. Çıkış buraya atansın. Sen gel. Hatta ve hatta o kapı oraya gelmesin. Iron Chest'i upgrade edebilirim. Bu da bir çözüm ama üşendim. Tamamdır. Ore washing plant gördüğünüz gibi bu şekilde oreları temizliyor. Şimdi sen gel. Burada bir tanesi su veriyordu. Hayır, bu steam. Bu da steam. Tamam, bu su. Tamamdır. Teşekkürler. Ardından sen de dizel jeneratör. Evet. Arkadaşımızın içinde su var. Ve ben bunda bug site'larımı işleyeceğim. Evet, şuraya da atabilirim şimdilik. Evet, yanan bir iskelet. Yan sen. Ve bu şekilde madenlerim burada işleniyor.
benim bolca bug site'a ihtiyacım olacak ve onları kullanacağım. 16 kablo, sen git. Tamam, teşekkürler. Evet. Or washing plant bu işe yarayacak bir arkadaşımız. Bu creeper. Witch. Boots of the Traveler'ı çok seviyorum ya. Kesinlikle harika bir başlangıç seri. Ay, yeni damage aldı. İlginç. Çok dayanıklılığı baya fazla anlaşılan. Kısacası Boots of the Traveler kesinlikle yapabiliyorsanız eğer yapmanız gereken aslında bunun yok. Çünkü hani Pulverizer'ım olsaydı ya da Rock Crusher'ım güzel olurdu. Daha fazla Titanium elde ederdim de. Şu arkadaşla bakalım ne işimize yarıyor. Evet, bundan da alüminyum ve silikon elde ediyoruz. Ve kalsiyum. Ve oksijen. Oksijen. Güzel. Tamamdır. Böyle. Bunun anlamı şimdi gidip... Bu arada tin'i işlediğimiz takdirde... Crush tin olur. Iron veriyor, tamam. Casterite'ı işlediğimiz takdirde daha fazla tin. Tetrahydrat. Seni merak ediyorum. Antimony, biraz daha antimony veriyor. Evet. Tetrahydrat'ı kesinlikle işleyebiliriz. Bakalım başka işleyebileceğiniz maden hangisi var? Sen nesin? Thunder. Pyrite veriyor buradan işletmesi takdirde. Kobalt. Kobaltımız şimdi getireyim. İdare eder kadar var. Redstone'a bir bakalım. Cinnabar. Rayroad. Direkt yıkamadan işlersek eğer Cinnabar. Evet. Redstone'u yıkayıp hatta direkt işleyelim Redstone'umuzu. Çünkü Redstone'dan elde edebileceğimiz en iyi verim, yani daha uzun bir süre elde edebileceğimiz en iyi verimi elde ediyoruz şu an. Aslında düşünürsek çoğu madenden elde edebileceğimiz en iyi verimi şu an elde edebiliyoruz bir süreliğine. Ve şuna tıklamayı unutmayalım. Evet, Stone Dust'ımız oluyor. Stone Dust bakalım ne işimize yarıyor. CF Powder yapımında kullanılıyor. Burada da Concrete yapımında. Yani çimento. White concrete. Evet, bayağı bildiğin çimentomuz var böyle. Dark concrete. Bir saniye, güzel. Üstünde hızlı da yürüyebiliyoruz. Greg, harikasın. Fleet Soul. Kolaymış da, bir ara yaparım. Ya kısacası çok uğraştırıcı bir arkadaş değil. Onun yanı sıra bir yandan başka neyle uğraşmaya başlayalım?
Aa, evet, aklıma geldi. Bu arada Great Tekin kendi scoop'u da var. Onu yapacağım. Çelikten yapalım. 3 tane çelik ver bana. Ve bana bunları böyle şu roda çevir. Şunları da alalım, şöyle tekrar koyalım şuraya. Evet, makinelerimiz fazlasıyla güzel bir biçimde çalışıyor. Ve bu sayede titanyumumuz da olacak yakında. Ki titanyum bayağı işimize yarayacak. Titanium. Evet, gördüğünüz gibi. Bayağı bir şeyle crafting'i var ve artık chainsaw falan yapabiliyoruz. Yapabiliyor olacağız daha doğrusu. Mesela evet, bu gelişmiş rençleri falan da yapabileceğiz. Ki bunları özellikle istiyorum. En mantıklısı hangisi olur bilmiyorum. Drill falan da yapabileceğiz. Tabii drill konusunda şöyle bir durum var. Stainless steel ile de yapılabiliyordu sanırsam. Evet. Düşük voltajlısı. Stainless steel. Yüksek voltajlısı. Titanyum. Aslında düşünce hangisini mi yapsam? Yüksek voltaj daha uygun gibi sanki. Evet. Bunun dışında titanyumun başka kullanımlarına bakacaktım. Mesela titanyum diyor. Geçtim. Evet, titanyum şu an biraz hani erken de elimizde bulunması cidden işe yarayan bir şey. O kompres titanyum. Sen işe yarıyormuşsun. Güzel. Extractor. Bayağı da kullanım var aslında da. Mesela işlemci yapmamıza da yarıyor. Advanced Prelmor. Evet, Advanced makineleri bununla yapabiliyoruz. Şu 2000 3. versiyonlarını, şu 2048 EU isteyen. Ya kısacası titanyum elde ettiğimizde bayağı bir şeyimiz olacak. Ben hemen başka ne yapabiliriz onu düşünüp geliyorum. Evet, şimdi hatırladım. Scoop yapıyorduk zaten. Scoop. Gel bakalım. Wire cutter ve normal çekiç mi? Soft hammer mı? Hammer. Tamam, normal çekiç. Bize kıl yün lazım. Bir kuyum fabrikası kursam güzel olabilir. Ardından wire cutter, hammer. Evet. Çekiçimiz hazır. Çekiç. Bir kaşık değil ama idare edin. Tabii kaşığın esprisini benim zamanımda büyümüş olanlar anında anlar. Kaşık diye. Evet, o zaman sen gel. Siz gidebilirsiniz. Sen de git. Siz de gidin. Sen git. Seni inceleyeceğiz. Tamamdır, inceledik. Ardından şu arkadaşı incelemedik. Artık inceledik, tamam.
Şimdi basitçe yapmamız gereken iş. Şimdi burada evet. Aradığım bir şey burada. Hem de olması gereken. Ya, ignoble ve neydi? Pristine diye iki tane şekilde bulunuyor prensesler. Bunların arasındaki fark şu. Ignoble'lar ölüyor bir süre sonra. Bu başka bir dünyamızda evet. Bu tamamen endstone bir dünya. Ama burada da sanırsam arı kovanı yoktu. Evet, arı kovanı gözükmüyor. Ben görmediysem o ayrı mevzu. Ve şu arı kovanlarını elde edebildiğimiz tek kaynak zaten bu age'ler. Tamam. Burada vardır illa. Ya burada vardı zaten hatırlıyorum. Evet. Sen nesin? Pristine, Pristine. Oo, güzel denk geliyor. Şanslıyım yani. Bir yerden de bir forest biyom bulsam güzel olacak. Dünyada. Kendi de yaratırım olmadı. Bu şekilde scoop'umuzla gidip sen nesin? Ignoble. Tamam. İlk Ignoble'ımız geldi. Tamam. Bu şekilde arı topluyoruz. Neticede Forestry'ye girmek istiyorum ben. Geçen seride bir şeyler elde etme işini croplarla yapmıştım. Şimdi hem arılar hem croplarla yapmak istiyorum ve bu dünya cidden kasıyor. Neden bilmiyorum ama bu dünya ciddi bir biçimde işlemcimi çok kötü yoruyor. İlginç. Kötü dünya. Pis dünya. Yaramaz dünya. Evet. Topladığımız arılarımızla geri gelelim. Size ayrı chest hazırlayayım. Ve Honeycomb. Bunları bu arada Great Ekin Centrifuge'de de işleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Fluid Extractor. Evet, Fluid Extractor'dan bu şekilde de Squeezer. Bir saniye, hangisi daha fazla veriyor? İkisi de aynı veriyor. Muhtemelen ben Great Tech'i kullanacağım. Bunun yanı sıra ballı ekmek yapabiliyorsunuz. Öyle yani. Yemek demişken Great Dick'in yemeklerinin notlarına bakmayı unutmayın. Mesela bunun gibi. Ya da bunun gibi. Evet. Şu an cidden bölüme biraz hazırlıksız daldım o yüzden. Ne yapacağımı çok iyi kestiremiyorum kendim. Biraz aylak bir bölüm olacak. Sonraki bölüme bayağı bir şey biriktirip öyle başlamayı planlıyorum. Böyle bir ilginç şey biriktirip. Mesela sen güzel biliyorsun.
Şöyle dursunuz. Evet. Silikonlar pişsin. Burada oksijeniniz zaten depolanmış. Seni yakında durdurabilirim biraz. Ve şunlar. Triple meat treat. Şeker bol. Evet. Biraz triple meat treatimizi yapalım. Testerem burada. Bıçağım burada. Tabii önce bir şey test edeceğim. Tabii şeker de lazım beraberinde. ...52 şeker. Evet, kullanıyor. ...51 tane bol. Evet. Triple meat treat yaptık kendimize. Uzun zamandır denemek istediğim bir yemek. Hadi bakalım. Evet. Ve bize health regeneration da veriyor. Gördüğünüz gibi. Ayrıca bunu yemeye devam edebiliyoruz ve zaten regeneration veriyor ve yanlış hatırlamıyorsam açtığımızda bir süre daha tok tutuyordu. Yani kısacası bir süre havuçlara elveda. Ben biraz triple meat treat ile takılacağım. Tabii bir de önemli bir iş bunları incelemek. Her daim yaptığımız her şeyi inceleyelim. Kural. Gerçi artık ihtiyacım yok çünkü Tomnomnicom'da araştırılabilecek her türlü şeyi araştırdım sayılır. Sadece şu Forbidden Knowledge'ların bazıları kaldı. Onları araştıracağım fakat Tomcraft'a odaklandığım bir dönem araştırmak istiyorum. Çünkü Eldritch mi? Neydi? Öyle bir şeydi. O açılacak. Ve onun açılması yeni büyüler. Evet. O esnada biz bir de madenlerimize bakalım. Onlar nasıl bir işlenme durumundalar. Ve şunlardan bazılarını yakında elektrikliğe geçireceğiz. Squeezer'lar. Burası Squeezer demişim. Extractor. Böyle kalabilir aslında. Şu an. Forge Hammer'a hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Hani bunu kesinlikle söylüyorum. O yüzden Forge Hammer gidiyor şu an. Tabii tool'ları buraya koyuyordum. Forge Hammer. Hoşça kal. Seni geri döndürmenin yolu. Mesoitra koyduğumuz takdirde steel olarak geri alıyoruz. Riser. Loot extractor koyduğumuzda molten crusher. Arc furnace mi yapsam diyeceğim de oksijen üretmeye üşeniyorum. Neyse, Mesuritra atarım direkt. Evet. Mesuritra atacağız direkt. O da direkt işlenir. Ve diğer yandan bauxite'larımız ne durumda? Greg Tech'in bu arada yine bu geri dönüşüm yöntemleri bunlar hep.
Bu arkadaşlar işlenmeye devam ediyor. Ve ben de sizi bekleyeceğim. Bu da demek oluyor ki sanırım bölümünde de bitirebiliriz. Ben şu makinelerden bazılarının elektrikli versiyonunu artık yapmaya başlayayım. Çünkü elektrikli versiyonları çok daha işime yarayacaklar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler. İyi eğlenceler.